Selamlar efendim, hoş geldiniz. Aşırı yağışlarımız var. Hatırlıyor musunuz? Ayın 4'ü 5'i gibi bir dalga, ardından 8-9'u gibi bir dalga. Ama 4'ü 5'inde gelecek dalganın daha ön planda olan parametresi yağış diye bahsediyorduk. İşte aşırı yağışlar var. Marmara'da, Ege'de, Akdeniz'de, İç Anadolu'nun Karadeniz'in batısında ağırlıklı olmak üzere sağanak yağışlar bekliyoruz. Güney Ege'ye lütfen dikkat. Marmara'nın batısına dikkat, kıyı Ege'ye dikkat. Şöyle Edirne, Çanakkale, Balıkesir'in güney ilçeleri, İzmir, Aydın, Muğla çevrelerinde sel riski var. Özellikle Muğla, Aydın, İzmir çevrelerinde. Şimdi yağışın en güçlü olduğu yer güneyde, Muğla'da. Özellikle Marmaris ve çevresinde 1,5 gün içerisindeki toplam yağışın miktarı 200 kilogramı aşacağı benziyor. Bir gün içerisinde cumartesi için beklenen yağış miktarı 180-190 kilogram. Ardından bir 50 kilogram daha, 45 kilogram daha yağış eklenecek bunun üzerine. Dolayısıyla 1,5 gün içerisinde alacağımız yağış 200 kilogramın üzerine çıkacak gibi. Dolayısıyla Muğla ağırlıkla merkezde olmak üzere, ardından Aydın çevrelerinde İzmir'de. İzmir'in güney ilçeleri sel riski taşıyan alan içerisinde. Buradaki yağışın miktarında yaklaşık 85-90 kilogram gibi görüyoruz ki 85-90 kilogramda ciddi bir yağış. Hatta Met Office'in işte dün bir çalışmasından bahsediyorduk. Orada sınır değeri olarak 80 kilogram veriliyor. Mesela afet seviyesinde hava olayları rakamlandırılırken işte 80 kilogramın üzerindeki yağışların sayısı şu kadar artacak diye rapora geçmişti. Dolayısıyla 80 kilogram ve üzeri risk taşıyan grup içerisinde sel riski oluşturabilecek çapta yağış miktarı olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla İzmir'in güney ilçelerinde 85-90 kilogramı yağışın miktarı bulabilir. En az da Çanakkale, Edirne dolaylarında bu alanda da 50 kilogramı bulabilecek. Bu da az bir yağış değil. Dolayısıyla Edirne çevrelerinden başlayıp Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla'ya doğru inecek şekilde ağır sağanaklar var. İstanbul yağış almıyor mu? Alıyor. Sıkı sağanak var. Bursa almıyor mu? Alıyor. Sağanak var. Bolu çevrelerinde, İç Anadolu'nun batısında, Batı Akdeniz'de sağanak yağışlar bekliyoruz. Ama yağışın ağırlıklı risk oluşturduğu merkez Muğla ve çevresi. Şimdi buna dikkat çekeceğiz. Modelimiz içerisinde zaten görüntüsü var. Ama biz işte görücüye çıkartacağımız yeni ürünümüz nedir efendim? Kar haritalarımız artık 1 Aralık itibariyle başlıyor diye bahsetmiştik. Şimdi bu şu buluşmalarımızdaki videomuzun formatını da biraz değiştireceğiz. Daha kolay, istediğiniz alana ulaşabileceğiniz şekilde başlıklar halinde bir videomuz olacak. Biraz daha detaylı ama istediğiniz alana istediğiniz şekilde hızlı bir şekilde ilerleyebileceksiniz. Şimdi istiyorsanız ilk şöyle kar durumuyla başlayalım. Kar haritalarımızla başlayalım. Ülkemizde nerede kar var bu hafta sonunda? Şimdi bu hafta sonunda yağış var ama yani kar yapacak kadar hiçbir yerde yok. Bakın şöyle ilerliyoruz. Bugün akşam saatleri hiçbir yerde kar yok. Arkasında böyle arada ufak ufak noktalar çıkıyor, görüyor musunuz? Bolu çevrelerinde daha işte yarın sabahın erken saatlerinde bir kar söz konusu. Ardından Ilgaz çevrelerine, sonra bir süre güneyde Saklıkent civarına geliyor 4'ü ve 5'ine geçtiğimizde kar yağışı alanlar biraz genişliyor. Nerede? Kayseri'de, Sivas'ta, ondan sonra Doğu Anadolu bölgesinde, batı kesimlerinde ağırlıklı olmak üzere. Sonra Erzurum çevrelerine uzanacak şekilde ayın 5'inde kar yağışları bekliyoruz. Ama dediğimiz gibi hem dağlara, çok yüksek kesimlere hem de çok az miktarda kar yağışı görünüyor. Ama bundan sonra artık her gün nerelerde ne kar yağışı var, hangi alanda var, ne miktarda var bunun paylaşımını yapacağız. Ve darısı şehir içlerine, İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e diye başlıyoruz. Şimdi geçelim simülasyonlarımıza. Bakalım modellerimiz bize o hareketi gösteriyor. Bakın Avrupa üzerindeki alçak basınç alanı, batımızda ve doğumuzda yüksek basınç alanları ve ne yapıyor? Bize giriş yapmıyor ama bizde batıda aksiyon yapacak bir hareketlilik söz konusu. Dünyayı çevirdik, baktık. Şimdi şöyle, batıda Avrupa üzerinde bulunan o alçak basınç alanından bir parça kopup Akdeniz'i dolaşacak. Bakın o da nerede biliyor musunuz? Şöyle arada Yunanistan'ın batısında bir A harfi çıkıyor, görüyor musunuz? O aşağıya inecek ve Akdeniz'i dolaşacak. Ve
Ege'ye, Akdeniz'e kuvvetli sağanaklar getirecek. Yağış modelimize, simülasyonumuza geçtik. Baktık, bakın Avrupa'ya güneyindeki yağışlar bize doğru ilerliyor. İzlanda üzerinden gelip ondan sonra Avrupa'nın batısından giriş yapan bir diğer sistem var. Fransa'yı, İngiltere'yi, Almanya'yı, Hollanda'yı ıslatıyor. Dünyayı çevirdik, baktık durumumuz nasıl. Bizde bölgesel yağışlar orta batı bölgelerde. Ayın 4'üne geldik. Bakın saat 8-9 oldu. Güney Ege, Muğla ve çevresindeki yağışları görüyor musunuz? Yüklü miktarda bir yağış var. Sonra Batı Akdeniz'de Antalya dolaylarında var. Ve ardından pazara geldiğimizde Batı Akdeniz'de kuvvetli sağanaklar var. Antalya'nın daha çok batı ilçelerinde ağır kuvvetli sağanaklar var. Bu alanda sel riski söz konusu. Muğla, Antalya dolaylı, Antalya'nın batı ilçeleri ağırlıklı olmak üzere Kıyı Ege'den yukarıya Edirne'ye kadar çıkın. Bu alanda kuvvetli sağanaklar bekliyoruz. Bir de gelelim sıcaklık haritamıza. Avrupa üzerinde soğuk var. Bu gelen sistem, bakın görüyorsunuz, bize bir soğuk girişi yapmıyor. Yani soğuğu ön planda değil, yağışı ön planda bu sistemin Ege ve Batı Akdeniz'i özellikle etkileyeceğe benziyor. Sert sıcaklık düşüşünü ne zaman yaşayacağız? Ayın 8-9'u gibi bir dalga, ayın 15'inden sonra bir dalga daha olmak üzere iki sistem bekliyoruz. Bakalım 15'inden sonra gelecek sistemler bize bir sürpriz taşıyor mu? Bunda detayını konuşacağız. Efendim, anlatacaklarımız böyle. Kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın. Yeni kar haritalarımızla artık her gün beraberiz. Yeni formatımıza önümüzdeki hafta geçiyor olacağız. Ondan sonra şimdi ne yapıyoruz? Önümüzdeki birkaç gün durumuna bakıyoruz. Simülasyonlarımıza bakıyoruz ve veda ediyoruz efendim. Hoşça kalın.